Merhaba arkadaşlar. Tanzimat dönemi Türk Edebiyatı bir dersimizin bu programında konumuz hikaye ve roman olacak. Siz de hazırsanız başlayalım. Batı Edebiyatı'nda romanın 17. yüzyılın başlarından itibaren ortaya çıktığı kabul edilir. Türk Edebiyatı'nda ise Tanzimat döneminin başlamasıyla edebiyata tiyatro ile birlikte yeni giren türler arasında modern hikaye ve roman da yer alır. Önceki dönemlerde yaşayan insanların yaşama biçimi ve dünyayı algılayış tarzından doğan anlatma esasına bağlı mit, destan, efsane, masal, halk hikayeleri ve mesneviden sonra ortaya çıkan roman, modern insanın dünyasını konu alan, onun yaşama koşullarını ve sorunlarını dikkatlere sunan, ihtiyaçlarına cevap arayan bir tür olarak belirir. Bu sebeple romanın Rönesans'ı, aydınlanma dönemini ve makine çağını yaşayan batıda ortaya çıkması tesadüf değildir. Benzer şekilde Türk edebiyatında da roman batıya model olarak alıp modernleşme sürecine girilmesiyle birlikte görünmeye başlar. Türk edebiyatına roman ve hikayenin girmesi ve yerleşmesi için belirli bir sürece ihtiyaç duyulmuştur. Bunda geleneksel hikayeciliğin önemli bir rolü vardır. Bu dönem romanı öncelikle Batı edebiyatından yapılan uyarlama ve çevirilerle bir geçiş süreci yaşar. Daha sonra yerli tip ve olaylar konu edilir. Bunlar genellikle kültür ve kimlik çatışmaları içinde bilinçsizce çırpınarak kaybolan kişiler ve bu kişilerin başına gelenler çevresinde oluşur. Kimlik oluşturucu bir anlayış ve tarih bilinci ise Namık Kemal ile gelişmeye başlar. Bunda Fransız ile yayılan milliyetçilik akımının etkisi görülür. Bu döneme ait tiplerin gerçeklikten uzak, uyarlama ve biraz daha idealize tipler olduğu söylenebilir. Dilerseniz şimdi Türk Edebiyatı'nda hikaye ve romanın ilk ürünlerine bakalım. İlk dönem romanlarında meydahlıktan ve halk hikayesi geleneğinden gelen anlatma, hikayeleştirme tarzı ağırlıklıdır. Bu nedenle roman kahramanları kendi iradelerini ortaya koymaktan çok önceden belirlenmiş olayların içinde yazarın zihnindeki fikre göre hareket ederler. Olay örgüsünün yol gösterici olduğu bu roman yapısı ruh tahlilleri ve mekan insan ilişkisi üzerinde pek durmaz. Bunun için Servet-i dönemi romanındaki Aşkı Memnu'yu beklemek gerekecektir. Tanzimat romanının ele aldığı konulara ana hatlarıyla baktığımızda ise yanlış batılılaşma, aşk, görücü usulüyle evlilik, köy hayatı, kölelik, tarihi dönemlerden seçilmiş kişi ve olaylar, fen bilimlerine ve tekniğe bağlı gelişmelere dayanan konular gibi ana başlıkları görürüz roman ve hikayenin genel özelliklerinin ardından dönemin önemli isimlerine değinelim. İlk olarak Şemsettin Sami'yi tanıyalım. Şemsettin Sami'nin taaşıkı Talat ve Fitnat romanı Türk edebiyatında Batı tarzı ilk roman denemesi olarak değerlendirilir. Bu eseriyle yazar yanlış batılaşan tipler ve bu tiplerin başına gelen komik ve üzücü olaylar, bir birey olarak kadın, görücü usulü ile evlilik, batıl inanışlar, kölelik ve cariyelik, tarihi vaka ve tipler ile köy yaşamı gibi toplumsal konular üzerinde durur. Bununla beraber kimlik sorunları, tarih ve vatan bilinci pragmatist bir tarzda işlenirken milli edebiyat dönemini hazırlayacak temel parametrelerin de bu dönemde ortaya çıktığı söylenebilir. Batı'nın hangi özelliklerinin alınıp hangilerinin alınmaması gerektiği toplumumuzda var olan yanlış durumlar çerçevesinde takiye ve şiirin anlatı düzleminde işlenir. Burada yazarların bir yol gösterici, bir aydın olarak halkın önünde durmaya çalıştığı ve yol gösterici bir tavır takındığı bilinmelidir. Dönemin bir diğer önemli ismi ise Ahmet Mithat Efendi'dir. Geleneksel anlatılardan modern romana geçiş sürecinde Ahmet Mithat Efendi önemli bir rol üstlenir. O sayısı oldukça kabarık hikaye ve romanlarıyla hem halka eğitmeyi ve bilgilendirmeyi hedefler, hem de hikaye ve roman okuyucusunun oluşması için çaba harcar. Ahmet Mithat Efendi geleneksel anlatılardan kopmadan geleneksel anlatıların anlatım tekniğini de kullanarak Batı tarzı bir romana doğru evrilen bir yazı etkinliği içinde olmuştur. Bu yazma tarzıyla geleneksel anlatılardan modern romana gitme yolunda bir geçiş dönemi yazarı olma özelliği taşır. Döneminin belli başlı sosyal olayları ve problemleri üzerine eğilen yazar, Batı romanındaki gelişmeleri de yakından izlemiş, Fransız edebiyatının usta yazarlarının eserlerinin bir benzerini Türkçe'de verme yolunu denemiştir. En önemli eserleri arasında Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar, Felatun Bey ile Rakım Efendi, henüz 17 yaşında ve Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul'da neler olmuş gösterilebilir. Ahmet Mithat Efendi sanat endişesinden uzak halkı bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla geleneksel anlatılardan beslenerek hikaye ve romanlar yazar. Bu dönem içerisinde Namık Kemal ise sanat yönü öne çıkan romanlar kalemi alır. Yani Türk edebiyatında edebi romanın yol açıcısı Namık Kemal'dir diyebiliriz. Divan edebiyatının anlatılarını gerçeklikten uzak gören yazar, yaşanan hayatın gerçeklerine uygun düşen bir roman anlayışı geliştirmek istemiştir. Sanatlı söyleyişi, üslup ile daha çok aydın kesime seslenen bir roman yazma yoluna gitmiştir. Yazdığı iki romandan birincisi olan İntibahta konusunu gündelik hayatın sosyal problemlerinden almıştır. Olaylar yeterli ve gerekli hayat tecrübesine sahip olmayan bir gencin aşk serüveni etrafında gelişir. İkinci romanı Cezmi'de ise daha önce Ahmet Mithat Efendi'nin denediği tarihi roman yazma yoluna gider. Cezmi 16. yüzyıl Türk-İran ilişkileri üzerine kurulmuş bir romandır. Namık Kemal romantik anlayışa bağlı eserler vermiştir. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programda sizlere Tanzimat döneminin hikaye ve roman anlayışını ve önce isimlerini tanıttık. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.